Sokakta sade bir amin sadasıdır gidiyor. Mahalle halkı birikmiş, imam dua ediyor. Basık bir ev, kapının iç yanında bir tabut, başında çınlayan avazı dinliyor mebhut. Denildi Fatiha, amini kestiler. Bu sefer göğüsler inledi derken açık duran eller, hazin alınları bir kere okşayıp indi. Deminki zemzemeler bir zaman için dindi. Duyuldu sonra imamın nidai mamumu, diyordu: söyleyin Allah için şu merhumu, nasıl bilirsiniz ey Müslümanlar? İyi biliriz. Yarın huzuru ilahide toplanıp hepiniz bu yolda hüsnü şehadet edersiniz ya. Evet. İmam efendi, helallik de iste, merhamet et. Helal edin hadi öyleyse şimdi hakkınızı. Helal edin hadi, bekletmeyin adamcağızı. Cemaatin yüreğinden kopup helal olsun, nidai saffeti birden cenaze, ah derun misali uğradı evden, fezada yükseldi. İçeride başladı bir cuş-i nevhadır şimdi. Başörtüsüyle kadınlar gözüktü pencereden. Bıraktın öyle mi en sonra kardeşim bizi sen? Yıkıldı dostlar evim barkım, ah gitti kocam. Dayım melek gibi insandı, ben nasıl yanmam? Tam 30 senedir komşuyuz da bir kere kızıp da ey demiş insan değildi hemşire. Zavallı Remziye, boynun büküldü evladım. Baban ne oldu? Baban öldü. Etme Ayşe Hanım, bu söylenir mi ya? Hicran olur zavallı kıza. Ayol şu öksüzü bir parçacık avutsanıza. Açın da cumbayı etrafa baksın, ağlamasın. Göründü cumbada, baktım ki tombalak, sarışın, sevimli bir küçücek kız. Beşinde ancak var. Donuk yanakları üstünde parlayan yaşlar, zavallının eriyen ruhi bir günahıydı. Benim o mersiye yadımda ağlıyor ebedi. Sefine pare ki sırtında mevci bir hissin yüzer. Önünde ademden nişane bir engin. Çeker durur onu sahil cüda açıklarına. Bakar mı bir taşın üstünde durmuş ağlayana. Cenaze duş-i cemaatte çalkalandıkça, o tahta pareye benzerdi, düşmüş envaca. Nasıl duyar ki uzaklarda inleyen kadını? Nasıl görür ki yetimin huruş eden yaşını? Bu hayu huyi kıyamet nümun içinde söner, samimi hilkati suzan eden enin-i beşer. Değil mi şöyle geniş nalenin hududa meğer? Sokak bitip dönülürken kesildi matemler. O tahta pare-i camit, o ibrar-ı samut, güzergehindeki eşbahı bir mehip sükut içinde haşrederek dalgalarla seyrediyor. Zemire bakmıyor artık, sema deyip gidiyor. Bu mahmilin neye sık sık değişsin efradı? Suali fikre büyük bir hakikat anlattı. Evet, beka ezecek cismi zar-ı faniyi. Vücut çekmeyecek ömrü cavidaniyi. Bu bar-ı müthişin altında titreyip dizler, dayanmıyor üç adımdan ziyade duş-i beşer. Ağır ağır gidiyorken cenaze kafilesi, nihayet oldu musalla birinci merhalesi. Çıkınca üstüne son minberin hatibi memat, açıldı dide-i imana perde perde hayat. Senin en son seririndir şu bi perva uzanmış taş. Ki nermin havgahından çıkar, bir gün vurursun baş.
elinden yok halas imkanı, madam el hayat uğraş, o mutlak seddi rahındır aşılmaz, muktedirsen aş. Musalla müncemit bir mevcidir eşkiyet imanın. Musalla ahıdır berceste matem zar-ı dünyanın. Musalla minber-i tebliğidir dünyada ukbanın. Musalla ders-i ibrettir durur peşinde irfanın. Ne denilmek isteniyor? Deniyor ki, senin en son tahtındır şu pervasız uzanmış taş. Ki yumuşak yatağından çıkar, bir gün ona vurursun baş. Elinde yok kurtuluş imkanı, hayatın boyunca uğraş. O mutlaka yolunu kesecektir, aşılmaz. Gücün yeterse aş. Musalla, yetim gözyaşlarının taşlaşmış bir dalgasıdır. Musalla, dünya denen matem evinin benzersiz bir ahıdır. Musalla, dünyada ahiretin tebliğ edildiği minberdir. Musalla, irfan sahipleri önünde duran bir ibret dersidir. Bu minberden iner dünya alemine en müthiş hakikatler. Bu yerden yükselir ilahi aleme en temiz kanaatler. Etrafından geçer karanlıkta sayısız hayaletler. Kefenleri omzunda geçmişler çıplak kalan sefaletler. Babam, kardeşlerim, evladım, annem belki bunlardan daha çok sevdiğim kıymetli birçok can dostu şu an, dünyaya son kez dikkat ve ibretle bakar sanırım bu taştan. Benim ruhum duyar sessiz bin çığlık bu taştan. Saltanatların tahtı devrilir, alt üst olur dünya. Sağlam surlar ve kaleler düşer bir bir. Bu taş hala durmuş alay eder zamanın yıkıp harap eden eliyle. Bütün varlığa hükmeden bir yokluk sembolüdür güya. Namaz kılındı, dua bitti, kervan yoluna düzüldü, ölüm tahtının girip birer koluna, yarım saat henüz olmuştu, yolcular durdu. Demek ki komşusu dünyanın ahiret yurdu. Cenaze indi omuzdan yavaş yavaş, sonra sokuldu serbilerin ortasında bir çukura. Atıldı üstüne 3-5 kürek kemikli çamur. Kabardı toprağın altında bir çıban, bir ur. Evet çıban, ki yatan duymuyorsa dehşetini, dönünde arkada kalandan sorun, iç yakan acısını. Sessizlik içinde uyurken, şu bir yığın toprak, sonsuza dek o küçük ruh çırpınıp duracak.